Güzel canlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyor. Aşkı niyazlarımı sunuyorum. Bu cem gecesinde cem olup, niyaz edip, duaya duran cümle canların niyazları, duaları, lokmaları, uyandırdıkları çeraları, secdeleri dergah izzetinde kabul ve makbul olsun güzel canlar. Bugünkü muhabbetimizde doğal dengeyi doğayla uyum içerisinde nasıl yaşayacağımız noktasında bir muhabbetimiz olacak. Cenab-ı Hakk'ı, insanı sevmenin yolu toprağı, madenleri, bitkileri, hayvanları sevmekte geçmektedir güzel canlar. Denge içinde olmayan insanın doğal dengeyi ve onun önemini anlamasının mümkünatı yoktur. Bir kişinin doğal dengeyi anlayabilmesi için önce kendisindeki doğal dengenin ne olduğunu bilmesi gerekiyor. Çünkü insan madde alemi, bitki alemi, hayvanat alemi ve onun üst aşaması olan insanlık alemi içerisindedir. Aslında bu üç mertebe insanda bulunmasına rağmen ama insan bu hakikati, bu gerçeği algılamadığı sürece bu üç alemi kendisinde bilmesinin ve bu üç alemle de denge içerisinde olmasının mümkünatı yoktur. Bunun için kişinin haksal irşat içerisinde insan-ı kamil noktasına gelip o doğal dengeyi ve dengenin ne olduğunu bilmesi gerekiyor. Çünkü dengede olmayanın dengeyi sağlayıp dengenin önemini bilmesinin de mümkünatı yoktur. Cümle varlıkları kendisinde cem etmeyenlerin ve cümle varlıklarla bağ kuramayanların o varlıkların önemini bilmesinin ve de her varlığın kendisinin bir parçası, kendisinin bir azası, kuvası olduğunu anlamasının mümkünatı yok. Demek ki insanın cümle varlığın önemini bilebilmesi için cümle varlığı kendisinde cem etmesi, kendisinde toplaması gerekiyor. Örneğin perşembe günleri yaptığımız cemde biz, bizde olanla ve biz, bizde olanın kainatta tecelli ettiği cümle varlıklarla cem olmadığımız süre cem yapmamışızdır. Aynı zamanda cemde cem olduğumuz gibi cem bittikten sonra da cümle varlıklarla olan cemimizi de devam ettirmiyorsak demek ki cemi anlamamışızdır. Onun için cemden maksat kişinin cümle varlığı kendisinde toplayıp hiçbir varlığın kendisinden ayrı, gayrı olmadığını bilmesidir. Yoksa cem bir lokma alıp dara durmak, birkaç duaz dimam, birkaç tane secde veya da semah demek anlamına gelmiyor. Bunlar cemin içerisinde manalarıyla bilinmesi gereken noktalar güzel canlar. Eğer ki biz bu manaları çözer, bu manaları halleder, bu manaların ilmiyle cem edersek cem etmiş oluruz. Allah gerçekten cümle canlara kendisine yakın olanla birlikte cem etmeyi nasip eylesin. Çünkü kişi kendisinden kendisine yakın olanla cem ettiği zaman cümle varlık da ondan tecelli ettiğinden dolayı cümle varlıkta da cem etmiş olur. Aslının hu olduğunu bilen her varlıkta bağ kurup her varlığı hak görecektir. Güzel canlar, aslı hu, nesli hu. Aslı pak, nesli pak diye bir kelam vardır. Aslı hu demek insanın özünün, aslının, gerçekliğinin ondan ayrı ve gayrı olmadığını bilmesi anlamına geliyor. Bu nokta itibariyle aslı hu olanların nesli de hu olur. Bunun anlamı ne? Aslı hu olanlar irşad ile nesilleri de onunla terbiye ettikleri takdirde nesil noktası da huyu anlayan, kavrayan, hu'nun gerçekliğiyle yaşantılayabilecek noktaya gelecek. Yalnız bu noktada şöyle bir şey aklımıza gelebilir. Nesil derken acaba
kendi sadece çocuklarımızdan nesil mi, yoksa her anne ve babadan doğan her çocuğun bu haksal irşada tabi tutulup kim hu'nun aslını ve gerçekliğini kavrarsa nesil o mu olur? Haksal irşatta bu. Onun için ne diyor? Belden değil, yoldan gelen. Belden gelen Kabil gibiyse ne yapacağız? Belden gelen Nuh'un oğlu gibiyse ne yapacağız? Bu nokta itibariyle hem belden gelip hem de yolda yol oğlu olup gerçekten o marifeti işleyebilir hale geldiği zaman işte o nesil temiz olacaktır, pak olacaktır, arı olacaktır, duru olacaktır. Kendini bilip hakkı bildiğinden dolayı cümle varlığın da hangi asıldan, hangi özden, hangi çekirdekten, hangi manadan tecelli ettiğini de bilmiş olacak. İşte amaç bunu fark edip bu gerçekliğe vakıf olabilmektir güzel canlar. Haksal bağ ile bağ kuramayanlar her şeyi kendilerinden ayrı ve gayrı görürler. Eğer ki bir insan haksal bağı kuramazsa ayrılık, senlik ve benlik, ego dediğimiz alamadım, veremedim, kırma, yıkma, incitme, dökme başlar. Eğer ki biz ormanlarımızın bizim içimizde aslında Cenab-ı Hakk'ın bir tecellisi olarak o özden bizimle birlikte olduğunu fark etmiş olsaydık onlara daha büyük önem vermiş olmaz mıydık? Her can yakan mahkeme-i kibriyada ateş ehlinden olacaktır güzel canlar. Ayrı gören her şeyi sadece kendi benliği ve egosu için kullanır. Dikkat edin, bu noktada benlik içinde egoizm dediğimiz egoyu yaşayanlar kendilerini her şeyin noktasında, ortasında görürler ve her şeyi de kendilerine mübah görüp her şeyi yapma noktasında bir hareket tarzı çizerler. Ve bugün biz bunu görmekteyiz. Haksal gerçeklikten bir haber olan siyasetçiler, kapitalistler, cahiller, avamlar, nadanlar, o hak ve hakikatten uzak olanlar kendi çıkarları için doğal dengeyi bozar ve tahrip ederler. Bakın bugün doğal dengeyi kapitalizmin üretim ilişkileri bozmadı mı güzel canlar? Hep doğadan alıp onu satabilmek için, mala mal, paraya para katmak için, kendi egolarının, kendi benliklerinin her şeyini yaşamak için doğal dengeyi mahvetmektedirler. Bu nokta itibariyle insan oğlu, insan-ı kamil mertebesine gelen yöneticileri, idarecileri, hak, hukuk, adalet noktasında hareket eden yöneticileri seçmediği sürece hem doğal dengeyi hem de kendisinin hak ve hukukunu da yitirmeye mahkumdur. Siyasetçilerin bir özelliği var güzel canlar. Bunlar gücü gördükleri zaman kapitalistler de kendilerini olmazsa olmaz olarak görürler. Bakın Kur'an'da peygamber için diyor ki sen de bir beşersin. Ne demek? Yani bedeni olarak toprağa bağlısın, bir beşersin. Evet, o beşerin içinde bir nur olmasına rağmen, ehadın Ahmet ve Muhammed olarak görünmesine rağmen, yine bedensel olarak o öze geri döneceğini söylüyor. Ama bugün siyasetçiler o iktidarı, o erki, o gücü eline aldıkları zaman, kendilerinin gitmesi noktasında, her şeyin bitme noktasıyla insanları korkuturlar. Kur'an'da der ki şeytan açlıkla, yoklukla insanları korkutur. Demek ki bizim başımızda insan-ı kamiller değil, nefsi emmarenin özelliklerine ve niteliklerine sahip iblisin çocukları, iblisin evliyaları var. İnsan iblisin evliyalarını seçerse iblisin hükmüyle hükmedilir. İnsan insan-ı kamili seçerse hakkın hak ve adaletiyle hüküm bulur. Amaç bunu sağlayabilmek. Her varlığı kendisinin bir parçası, azası, kuvası olarak göremeyenler
mahkeme-i kibriyada yargılanmayı hak edeceklerdir. Neden? Çünkü insan kendi azası ve kuvasına zarar vermez. Her şeyi hak gören sevecektir, sayacaktır, kırmayacaktır, yıkmayacaktır ve yakmayacaktır. Bu nokta itibariyle her varlığı azası, kuvası olarak görüp seven, sayan, koruyan ise mahkeme-i kibriyada yani gönül mahkemesinde aklanacak Rabbin rızasına, Rabbin sevgisine, Rabbin yakınlığına mazhar olacaktır. Zaten amaç da Cenab-ı Hakk'ın sevgisine mazhar olabilmektir güzel canlar. Madde alemi, bitki alemi, hayvanat alemi, insan aleminin bir alt aşaması olduğu için insan alt aşamadan dolayı sorumludur ve sorumlu tutulacaktır. Şöyle bir sözü çok güzel duymuşsunuz. Hazreti Ali de bununla ilgili çok güzel kelamlar buyurmuştur. Bir köyde bilinçliler varsa o köyde bir olay olduğu zaman o bilinçliler sorumludur. Çünkü bilinçsiz insanın sorumlu olmasının mümkünatı yoktur. Bu nokta itibariyle bilinçli olanlar sorumlu tutulacaklardır. İnsan da bu üç alemin üstünde bir bilince, bir şuura sahipse bu bilinç ve şuurla sorumluluk sahibi demektir. İnsan-ı kamil de onların üstünde olduğu için insan-ı kamiller de o sorumluluk noktasında bunu kaydetmektedirler. İhtiyacı dışında yakan, yıkan ruzu mahşerde ateş halkından olacaktır. Ateşin çocukları, ateşin kardeşleri olacak noktası bunun için ifade edilmektedir. Bunlar eli boş, yüzü kara olanlardır ve dergah-ı izzette kesinlikle Cenab-ı Allah'ın rahmetinden, inayetinden, kereminden, lütfundan uzak olacak kişilerdir. Güzel canlar, toprağı ve madenleri sevelim. Toprağı ve madenleri sev. Ağacı ve bitkileri, çiçekleri sev. Hayvanları ve hayvanatı sev. Sev ki yakın olasın. Sev ki zarar vermeyesin. Sev ki sevgili sevildiğini her varlıkta hissetsin. Çünkü cümle varlıklar onun tecellisi. Her varlığı seven onu sevmiştir. Bir varlığı inciten kıran onu kırmış ve incitmiştir. Aslında insan kendini kırmış, kendini incitmiş, kendini yakmış, kendisine zarar ve ziyan vermiştir güzel canlar. Bu nokta itibariyle de gerçekten insanın kendisini bilip bu doğal denge ile uyum içerisinde yaşaması gerekiyor. Her şey bizim bir azamız, kuvamız, bir parçamız. Gelin sevelim, sevilelim. Cümle varlıkla birlikte bir dengede aşk ile yaşayalım. Bu insan-ı kamilin halidir. Bu kendisini bilenlerin halidir. Çünkü onlar kendini bilmekle hakkı bilmiş, hakkın gerçekliğine de vakıf olduklarından dolayı hiçbir şeyi kendilerinden ne ayrı ne de gayrı göreceklerdir güzel canlar. Cenab-ı Allah hepimize o gerçekliği, o güzelliği nasip etsin.